Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi göstermek amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Türkiye'den Rusya anlaşması bu şekilde duyuruldu. Bütün dünyanın gözü Türkiye ve Rusya'ya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında Rusya'dan döndüğümde akşam televizyon ekranlarında Rusya devletinden gelmiş geminin Trabzon limanına yanaşmasını gördüm. Bununla iftihar ettim. Düşünün, Trabzon limanına artık turistler kruvaziyer gemisiyle geliyor. Sanayisi, üretim kapasitesi, nitelikli iş gücü, üç kıtayı birleştiren stratejik konumu, sağlık ve ulaşım altyapısıyla beraber ülkemizin yıldızı giderek parlıyor. Küresel ölçekte gıda, enerji krizinin konuşulduğu bir dönemde Allah'a şükür bizler çok rahatız. İşbirliği, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla beraber Rusya-Ukrayna Savaşı'nın olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık. Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak küresel sorunların çözümünde Türkiye'nin anahtarın rolünü bir kez daha teyit etmiştir diyerek bir ifade kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca emtia fiyatlarındaki ani aşırı yükselişin sebep olduğu piyasadaki dengesizliği yakından takip ettiğinin altını çizerek fahiş fiyat artışlarıyla enflasyon sebebiyle vatandaşlarımızın iş dünyamızın sırtına binen yükü hafifletecek pek çok adımlar attık. Atmayı da devam ettiriyoruz. Asgari ücrette memur emeklilerimizin maaşında yaptığımız artışlara, sosyal koruma kalkanımızın genişletilmesinden iş dünyamızdaki kredi imkanlarına kadar bütün her şeyi yaptık, yapmaya devam ediyoruz diyerek bir açıklama yaptı. Günümüzün ekonomisinin rekabetçi yapısında öne çıkmanın yolunun güçlü üretmeyle beraber teknoloji yenilikçi olduğunu söyleyen Erdoğan, son 20 yıl içerisinde Türkiye ekonomisinin bu yönünü güçlendiren pek çok adımlar attığını, Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi teknoloji atılımı olarak milli teknoloji hamlesini başlattığını da ifade etti. Kıymetli izleyenler, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.